Kaç yaşında? 5 yaş. 5 yaş. Bunu biz yaptık. Sen mi yaptın? Bunu. Ben ve Ozan de, yaptık. Sen de ne anlattınız buna? Bunu Kurban Bayramı günü için yaptık bu kızayı. Gelecek de büyük bir sanatçı olur. Çocuğun ilk mimari olan annelere en kıymetli, en değerli varlığınız nedir diye sorarsanız cevap belli. Nedir? Çocuklardır, çocuklarımızdır. Ben aileler çocuklarının üzerinde titriyorlar. Titremeliler de. Fakat burada tabii bir sıkıntı var. Sıkıntı ailelerden kaynaklanmıyor. Sıkıntı sistemden kaynaklanıyor. Aileler çocuklarına bu kadar değer verirken, üstüne titrerken sistem, o sistemin milli eğitimi çocuklarımızı 50 kişilik, 60 kişilik sınıflarda okutmaya mahkum ediyor, mecbur ediyor. 60 kişilik sınıflarda okumak o çocuklara haksızlık. Sadece o çocuklara değil, o ülkenin geleceğine de haksızlık. Çünkü 60 kişilik sınıflarda çocukları okumaya mahkum etmek, o çocukların kapasitelerinin 1/3'ünü heba etmek demektir. Bir eğitici olarak bunu söylüyorum. İşte bu eksik olan sosyal devleti birilerinin gidermesi gerekir. Kim giderebilir? Belediyeler, yerel yönetimler. Sosyal belediyecilik yoluyla bunu yapabilirler. Bu anlamda yaptığımız hizmetlerden biri de bu çocuklarımıza sahip çıkmaktır. Onlara kreş yapmaktır. Koca Esenyurt'ta 1,5 milyon nüfusu var. 10 tane kreşimiz var. Yetmez. Şimdi müjdeyi veriyorum size. İnşallah bu sene bitmeden 15 kreşin daha temelini atıyoruz. 15 kreş. 40 yılda, 50 yılda 10 kreş yapılmış, biz ilk 6 ayda 15 kreş yapacağız. Bu halk bunu hak ediyor. Çünkü kendi çocuklarına sahip çıkmayan bir halkın, bir ülkenin geleceği olamaz. Gelecek burada, bunlarda, onların ellerinde. Geleceği iyi yaşamak istiyorsak çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Onlara gereken önemi, gereken ihtimamı göstermemiz lazım. En başta da annelere düşüyor bu görev. Çünkü çocuğun ilk mimari annedir. Onun için bizim anneleri de yetiştirmemiz lazım. Bizim kültür merkezlerimizde annelere de bu anlamda bir takım eğitimler, kurslar, kendini gerçekleştirmeler var. Kendini gerçekleştiremeyen bir annenin bir çocuğu da gerçekleştirmesi beklenemez. Çocuğu sadece okula gönderip getirmek de iş bitmiyor. Önemli olan onun içindeki o iyiyi ortaya çıkarabilmektir. Birbirimizle konuşmalıyız. Birbirimizi eğitmeliyiz. Birbirimizi yetiştirmeliyiz. Niye? Daha iyi çocuklar yetiştirebilmek için. Çocuklarımız daha nitelikli olsun. Çocuklar nitelikli olmazsa kent nitelikli olmaz. Kent nitelikli olmazsa ülke nitelikli olmaz. Bu dünya bizim babalarımızdan bize miras kalmadı. Çocuklarımızdan emanet aldığımız bir dünyadır. Bu emanete sahip çıkalım, ihanet etmeyelim. Ve çocuklarımıza güzel, yaşanabilir bir dünya bırakalım. Bunu da kreşlerle başlatalım. Bu çocukların bahtı, talihi, yolu açık olsun. Ailelerimize de çocuklarıyla beraber güzel bir gelecek diliyorum. Ve Esenyurt Belediyesi her zaman sizinle beraberdir. Sizin yanınızdadır. Sizinle birliktedir. Sağ olun, var olun.
mezuniyet törenindeyiz ve kepler fırlatıldı. Yaklaşık 2 senedir gönderiyorum zaten çocuğumu. Bu süre zarfında hiçbir şekilde bir sorun yaşamadım. Her şeyden ziyade çok mutlu olduğum bir şey oldu. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Ben açıkçası tek çocuk annesi olarak bayağı tereddütlüydüm. Acaba bakarlar mı? Acaba yemek yedirirler mi? Acaba yoksa farklı bir şey mi olur diye. Ama hiç beklediğim gibi çıkmadı. Gerçekten hepsini ayrı ayrı takdir ediyorum. Özellikle belediyemiz konusunda. Hani bu kadar güzel iş çıkardıkları için ona çok teşekkür ediyorum onlara. Bu kadar öğretmenleri seveceklerini düşünemiyordum. Onlar ikinci bir anneleri oldular. Yani belediye başkanımız da ikinci bir babası oldu diye düşünebiliyorum yani. Bu kadar büyük organizasyon hele ki küçükler için beklemiyorduk açıkçası. Kızımla beraber çok mutlu oldum. Hepsine teşekkür ediyorum. Yani devamını diliyorum başarılarını. Bunlar çok güzel şeyler. İlkler unutulmazmış. Bence devam edilmeli ya. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygu hissettim. Aynı pamuk şekerdi yazındaymışım.